Ezgi, inanamıyorum sana. Nasıl bu kadar şuursuz olabildin? Hepsi o pislik yüzünden. Benim suçum yok. Yani koskoca şehirde o kadar mekan varken sen kalk arka masamda evlenme teklif et. Üzerine atlamamak için zor tuttum kendimi. Yani sen dua et. Ben sabah otel yerine hapishanede falan da uyanabilirdim. Ha yok. Yani sen yine kendini iyi tutmuşsun. Ben olsam hayatta tutamazdım. Nasıl tuttum bir de bana sor. Hayır yani sen de şehirde o kadar mekan varken oraya mı rezervasyon yaptırdın? Çok popüler diye duydum, ne bileyim. Pislik. Benimle beraberken yıllarca ben sana hiç yer seviyorum deyip köfteci balıkçı gezdirdi beni. Bak el alemin kızlarına. Ya ben sana kıyamam. Hayır, hadi Deniz'i anlıyorum. Mesai yakaldı, işi çıktı. Sen niye ektin beni, orada kaldım tek başıma? Benim hastanede biraz işim uzadı. Uydurma. Telefonda konuştuğumuzda evden çıkıyordun. Evet, evden çıkıyordum. Tam o sırada Levent geldi. Konuşmaya başladık. Ne olduğunu anlamadım. Ben anladım. Niye ekildiğimi. Aslında ekmeyecektim. Sadece biraz gecikecektim ama. Neyse, zamanında çok ekmişliğim olduğu için bir şey diyemiyorum. Hı? Aynen öyle. Neredeyse yüzünü bile göremiyorduk senin. Aferin bana. Bak kendimi adadım. Karşılığını misli misli alıyorum. Neyse şimdi sen boş ver onu. Sana Serdar'la ilgili çok güzel haberlerim var. Serdar? Doğru düzgün biri ya, hatırlamazsın. Tamam, bana çarpan doktor. Aynen. Serdar Levent'in tenis kulübünden de arkadaşı. Hafta sonu kulübün yaz partisi varmış. Tabii ki biz de orada olacağız. Cansu hayatta olmaz, hiç uğraşamam. Bana sakın itiraz falan etme. Bugüne kadar başının dikine gittin, artık beni dinleyeceksin, tamam mı Ezgi? Neyse, ben kalkıyorum. İşe gitmem lazım. Sen ne zaman geçeceksin bana? Nakliyeciyle bekliyorum. İyi, onlar gelsin önce depoya, sonra sana. Tamam. Hah, geldiler işte. Vay be. Şimdi bu evde o şekilsiz kızla mı yaşayacak? Allah, biz hazırız, çıkalım mı? Bir dakika. Hoş geldin. Hoş bulduk. Çok teşekkür ederim. Saçmalama, ne teşekkür ya? Benim evim senin evin. Aa. Sen nasılsın? İyi misin peki? İyiyim. Yani iyi olmaya çalışıyorum. Gerçi bugün biraz daha rahatladım. Gelmeden önce o pisliğe küçük bir mesaj bıraktım. Oh, iyi yapmışsın. Sen şimdi boş ver de onu. Hafta sonu kulübün partisine gidiyoruz ya, ona göre. Hayır ya Cansu, ne olursun. Bak vallahi istemiyorum. Ayrıca adam kim bilir günde kaç kişiyle muhatap oluyordur. Beni mi hatırlayacak? Aa, saçmalama, niye hatırlamasın ya? Allah Allah, sen beni dinle, hatırlayacak diyorum sana. Efendim? Alo, Ezgi Hanım merhaba. Merhaba, kim arıyordu? Ben Doktor Serdar Öztürk. Serdar Bey, merhaba. Merhaba, telefon numaranızı hastane kayıtlarından aldım. Açıkçası nasıl olduğunuzu merak ettim, iyi misiniz? Teşekkür ederim, çok iyiyim. O günden sonra herhangi bir problem olmadı değil mi? Yok yok, hiçbir problem olmadı. Harika, buna sevindim. Bu arada bu çıkan numara bana ait. Eğer herhangi bir problem olursa arayabilirsiniz çekinmeden. Peki, kaydediyorum ben. Tamam, tekrar geçmiş olsun. Hoşça kalın. İyi günler.
Bak bir de beni hatırlamaz diyordun. Adam seni unutamamış ki hatırlasın. Adam alt tarafı fazla düşünceli, o kadar. Ay saçmalama, neresi düşünceli ya? Aa, görmüyor musun? Baya baya yazıyor sana, telefonumu kaydet falan. Öyle mi diyorsun? Öyle diyorum. Kesinlikle oldu bu iş. Ay Levent arıyor. Benim çıkmam lazım hayatım. Sen keyfine bak. Burası senin evin, tamam mı? Tamam canım. İyi eğlenceler. Manzaran ne kadar güzelmiş. Fena değil işte. Sen ne kadar tatlı bir şeysin böyle. Tesla, gel oğlum. Gel. Aferin. Aferin sana. Adı Tesla mı? Evet. Çok kıpır kıpırdır, hiç yerinde durmaz. Değil mi oğlum? Değil mi oğlum? Ne kadar güzel isim koymuşsun. Fotoğrafları göstereyim mi sana? Aa, göster. Gel, bakalım beğenecek misin? Aa, çok iyi. Ben bayağı fotojenikmişim ya. Olduğumun çok daha üstünde. Yok, olduğun daha iyi. Photoshop yok değil mi bunda? Hayır, Photoshop yok. Doğru. Ama bence normalde gayet iyisin. Başlık da bayağı mükemmel. Hem de öyle çok daha yakından tanımadan. Bir de yakından tanısam diyorsun yani. Kim anlamış acaba? Ha, Cansu'nun bahsettiği kitap. Bakalım ne yazıyormuş. Kendinize ait bir hayatınızın olması önemli. Mutlaka hobileriniz olsun. Hobilerim arasında aldatılmak, terk edilmek, işten kovulmak olur mu? Değişik dilleri öğrenin. Daha İngilizce daha var, yudan öteye geçemedik, nasıl olacaksa. Ha. Yemek. Yemek yapmayı öğrenin. Bak bu olur. Yani yemek yapamasan bile
iyi ev yemeği yapan bir yerle anlaşabilirim. Yavaş. Kim bu yanda oturan saygısız ya? Hayır yani belki hastayız. Belki sevgilimizden ayrıldık, üzgünüz. Ki öyle. İnsan bir düşünür. Siz dua edin evdeki ilk gece. Yoksa ben kapınıza gelip haddinizi bildirmeyi bilirdim. Terbiyesizler. Millet eğleniyor tabii. Geliyorum, geliyorum. Müessesemizin ikramı. Ya teşekkür etme fırsatı bulamamıştım sana. Çok da mahcubum. Teşekkür ederim. Bir daha tekrarlanmazsa sevinirim. Elimden geleni yapacağım bunun için. Sen burada kalan kızın arkadaşı mısın? Kuzeniyim. Bir süre buradayım. Çünkü pislik ev boşaltmanı söyledi. Evet. Sence de garip değil mi? Kesinlikle çok garip. Yani sonuçta birlikte yaşadığımız evde. Sırf kontrat onun üzerine değil ki o zamanlar kirasını, depozitosunu, her şeyini ben ödedim. Onu demiyorum. Onu kastetmemiştim ben aslında. Böyle karşılaşıyoruz ya sürekli. Onu diyorum. Evet, bu da çok garip. Yani kesinlikle çok garip. Ben de bugün bunu düşündüm, seni düşündüm. Yani seni derken böyle garip garip sürekli karşılaşmamızı. Artık komşu olduğumuza göre çok da garip olmayacak karşılaşmamız. Evet. Bu arada hala tanışmadık. Değil mi? Evet. Özgür ben. Ezgi. Memnun oldum. Ben de. Ezgi. Cansu. Tamam. Görüşürüz o zaman. Hoş geldiniz. Selam. Hayır olamaz. Ne oldu? Bu yüzündeki ifade. Ne var? Yan komşuyla tanıştın değil mi sen? Evet de. Ne oluyor ya? Yan komşu kim? Kısaca yanlış erkeğin vücut bulmuş hali diyelim. Yani bayi yanlış. Eve giren kızı bir daha görmedim, o kadar söyleyeyim. Hoş, açıkçası ben de tanımıyorum ama tanımak da pek istemem. Yani Ezgi'nin kesinlikle uzak durması gereken biri, öyle mi? Kesinlikle. Canım, hı, bak o bugüne kadar beraber olduğun hiçbir erkeğe benzemez. Kendini 2 dakikada yatakta, 5 dakikada kapının önünde bulursun. Sakın onunla baş başa falan kalayım deme. Yok, aman daha neler. Bak Ezgi sakın. Kuzum. Bak yanlış erkeklerden uzak duracağına söz verdi. Hafta sonu doktorla tanışacaksın. Hissediyorum o senin kısmetin. Ayrıca yaz bitmeden sen parmağına o yüzüğü takarsın. Öyle mi diyorsun? Hı hı. Bir de Soner'den önce evleniyormuş. Neden olmasın? Dur tabii. Dur ben bir kahve yapayım o zaman. Thank you.
anneciğim? Aşk olsun Ezgi. Yani niye ben böyle haberleri başkalarından duyuyorum acaba? Anneciğim çok haklısın. Ben sadece seni üzmemek için söylemedim. Yani sen bana sonuçta o pislikle aynı evde yaşama dedin. Ben seni dinlemedim, geldiğim sonuçta ortada. Neden bahsediyorsun kızım sen? Evden bahsetmedin mi sen? Ne evi? Aman ben niye yanlış anlıyorum sürekli. Boş ver anneciğim, boş ver. Yahu ben yeni erkek arkadaşından bahsediyorum. Doktormuş öyle mi? Ay çok sevindim Ezgi'ciğim. Yani bana bak. Cansu anlata anlata bitiremedi. Ay dedim çok şükür yani kızım sonunda kendine uygun. Doğru dürüst bir adam buldu. Çok sevindim annem. Anneciğim daha ortada bir şey yok. Nasıl? Ne demek bir şey yok? Hani hafta sonu çıkacak mısınız ya? Yani buluşacağız derken aynı ortamda bulunacağız. Tamam işte aynı şey. Ezgi bak ben hissediyorum kızım yani anneler hisseder. Göreceksin bu çocuk kesin senin kısmetin olacak. Kesin. Ben sana bugüne kadar hiç böyle bir cümle kurdum mu? Öyle mi diyorsun? Öyle diyorum kızım. Ne? Gelemem, işim var burada. Tamam sen sor. Babanızla kurduğunuz ilişki, bağ kurduğunuz ilk erkek olması dolayısıyla gelecekteki özel ilişkilerinizin belirleyicisidir. Doğru. Resmen seçtiğim bütün erkekler babama benziyor. Her şey onun yüzünden. Ne yapacağız peki? Ne mi yapacaksınız? Aradığınız erkekte olmazsa olmaz 7 özelliği belirleyip bundan asla taviz vermeyeceksiniz. Yanlış erkeklere son. Senden bahsediyor. Evlenmek istiyorsanız yanlış erkeklerden uzak durun. Yani koca bulmak için ders çalışanı da ilk defa görüyorum. Ben sana kedi al demiştim, kitap almışsın. Of çok biliyorsun. Versene bakayım şimdi. Şişt, bırakır mısın onu? Ya ver. Bir saniye sadece ya bakıyorum. Kötü bir niyetim yok ya. Bakacağım sadece. Bu kitap sadece kadınlar için yazılmıştır. Asla bir erkeğin eline geçmemelidir. Ben şu an evde kalmış kızların kutsal kitabını ele geçirdim. Ne kadar ayıp ya. Allah iyiliğini vermesin ya. Gerçekten o kitabın işe yarayacağını düşünüyor musun? Evet düşünüyorum. Tabii erkek doğruysa. Erkek doğruysa mı? Bana bir anlat bakayım şu doğru erkek nedir? Şimdi bak biliyorum, bunlar sana uzak kavramlar. Evet. Ama senin için tanımlamaya çalışacağım. Aha, dinliyorum. Sadık. Hı hı. Bencil olmayan. Hı hı. Anlayışlı. Hı hı. Saygılı. Duygusal. Şeyi unuttun ya, itaatkar. Yani, lafımı dinlerse fena olmaz. Senin bu anlattıklarına birebir uyan bir arkadaşım var, hemen tanıştırabilirim seni. Tesla! Tesla gel oğlum. Gel. Gel. Gel oğlum. Gel 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 gel. Ne kadar güzelsin. Sen de çok komiksin gerçekten. Vallahi sen daha komiksin çünkü... yani hayallerini içine etmek istemem ama öyle bir erkek yok. Vallahi yok yani. Esasında öyle bir kadın da yok. İşte burada yanılıyorsun. Çünkü ben öyle bir kadın. Yani eğer ben varsam o da vardır. Hatta tam bu özelliklere sahip biriyle tanıştım. Hafta sonu buluşacağız. Buldun ve buluşacaksınız. Vay be. Ya küçükken benim hayali bir arkadaşım vardı. Onunla sohbet ederdik falan. Seninki de o minvalde bir şey sanırım böyle. Hayali sevgili gibi falan. Pardon da nereden çıkartıyorsun hayali olduğunu? Ya sen daha 2 gün önce Hüngür Şakır ağlamıyor muydun benim kollarımda başka bir erkek için? Bunu hangi ara buldun? Ben bulmadım. O beni buldu. Kendisi son derece kibar, yakışıklı bir doktor. İtiraf et, hasta numarası yaptın onunla tanışabilmek için. Saçmalama, arabasıyla çarptı bana. O daha beter, arabanın önüne attın kendini. Ya, değil misin, nesin? Bak böyle dalga geçmeye devam edersen gireceğim içeri. Tamam, sakin. Şimdi ben doğru mu anlıyorum? Yani prensip olarak sen bundan sonra yanlış erkeklerle birlikte olmayacaksın. Hep doğru erkeklerle olacaksın. Kararın bu yönde değil mi? Kesinlikle. O zaman sana bir tüyo vereceğim, hazır mısın? İyi dinle.
doğru erkek veya yanlış erkek diye bir şey yoktur. Kadınlar ve erkekler birbirlerini şekillendirirler. Yani aslında erkekleri şekillendiren kadındır. Yani işin özünde doğru davranan kadınla yanlış davranan kadın vardır. Ha, yani yine kadınlar suçlu değil mi? Ya çok pardon da sendeki bu kadın düşmanlığı tam olarak nereden geliyor? Annen küçükken hiç sevmedi mi seni? Hı. Evet, beni doğururken ölmüş. Çok çok affedersin, gerçekten ben bilmiyordum. Kusura bakma. İşte senin problemin bu hayatım. Hemen inanıyorsun sen her şeye ya. Hemen inanıyorsun ya. Çünkü aklınla değil, kalbinle düşünüyorsun sen. Bu da senin aslında kuralları bilmemenden kaynaklanıyor. Kural mı? Hı hı. Ne kuralıymış o? Şimdi şöyle anlatayım. Kadın erkek ilişkisi mükemmel bir planlama ve hassasiyet gerektiren güç oyunudur. Bu oyunda sevgiyi ilk gösteren her zaman kaybetmeye mahkumdur. İlişkilerinde her zaman ilk arayan sendin değil mi? Yani ilk seni seviyorum diyen, her zaman özür dileyen, hep alttan alan, özel günlerinde hediye falan alan hep sen oldun. Hatta senin sevgilin senin doğum günü böyle kuru kuru geçiştirirken sen hep böyle coşkulu coşkulu doğum günü partileri, sürprizler falan. Ay evet. Ha, ben de onu diyorum. Sen bu şekilde davranmaya devam ettiğin sürece onlar da sana bir hiçmişsin gibi davranmaya devam edecek. Sen de hep yalnız kalacaksın. Hadi ya. Gerçekten mi? Madem o kadar biliyorsun sen niye yalnızsın? Kendine bak önce. Hayatım benimkisi bir tercih. Benim yalnız olduğum sen nereden çıkardın? Ben kendi hayatımı kendim yönetiyorum. Bir mecburiyetler var, bir de tercih var. Senin gibi aşkı hormonlardan ibaret zanneden, ilişkileri sadece eğlence aracı gören birinden nasihat almayı reddediyorum. İhtiyacım. Sen bilirsin. Gelip sonra bana yine ağlama, tamam mı? Ya niye ağlıyormuşum sana şom ağızlı? Ağlamayacağım. Her şey güzel gidecek.